Herkese günaydın efendim. Hayırlı uğurlu güzel bir gün olsun inşallah. 31 Ocak 2018 çarşamba sabahındayız. Hoş geldiniz söylemezsem olmaza. Efendim günaydın, hoş geldiniz. Haftanın ortası en sevdiğimiz gün. Ya benim. Cuma? Cuma'yı sevmiyorum. Cuma ayrılık demek. Artık sevmiyorum. Çarşambayı seveceğim. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Harika bir program sizleri bekliyor. Değişik şeyler olacak programda. Açıklamalar olacak. Sürpriz şeyler olacak. Ama ne Ece? Yine mi? Yine mi? Sürekli olaylar olaylar. Efendim günaydın. Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Söylemezsem olmaz. Başladı. Ali abicim. Günaydın. Öyle değil, böyle yaptığın gibi. Günaydın. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağdan başlayayım. Bircan İpek tanıştırayım. Ece Erken, ben Ali İboğlu ve İlkay Buharalı. Ames sporlularla dün geceden beri akrabayız. Ya. çok yakın ilişki. Ames spor. Yani yok böyle bir küfür, hakaret, aşağılama. Bayağı oraya da döneceğiz ama şimdilik... Kötü söz sahibine aittir valla. Şimdilik merhaba diyerek topu Renk kardeşime atıyorum. Pişti olmuşuz. Evet ya, bugün nasıl olmuş böyle, tonu bile tutturmuşuz Ali abicim. Evet. Oluyor böyle şeyler. Bu arada spor sevgi, barış ve kardeşlik demek değil miydi ya? Yani spor böyle bir şeydi, fair play'di. Biz mi yanlış biliyoruz? Ece Erken sen... Koyu bir taraftarsın. Böyle bir şey değil miydi spor? Ben Beşiktaş Kongre üyesiyim. İnanılmaz sağlıklı taraftarım. Çok fanatiyim ama sağlıklı fanatiklerden. Tedavi görmüş fanatik. Ya çünkü sağlıksız taraftar hepimizin zaten yönetim olarak da, diğer taraftarlar olarak da, futbolcular olarak da en kınadığımız taraftar. Holigan kafası. Holigan kafası, aynen öyle. Yani futbol... Niçin yapılır? Keyif alırsın, deşarj olursun. Ama bunlar deşarjı başka şekilde anlamışlar. Bunlar ya bize deşarj oldu. Ben pazartesi günü niye sarı lacivert giydim? Volkan Demirel'in Trabzon maçında, deplasmanda, biliyorsunuz Volkan'la Trabzon, Fenerbahçe ile Trabzon arasında ciddi bir gerilim var. Yani birilerinin yarattığı gerilim. Ben futbolun kardeşlik, keyif meselesi olduğunu düşünüyorum. O yağmurda o çocuğun Trabzonspor formasıyla sahaya çıkan minik çocuğun üstünü örtmesi, kucağına alması, bitti. İstiklal Marşı'nda yere bırakmaması, diğerleri düşüyor ama bacaklarının arasında insanların, bana 10 numara bir hareket geldi. Daha sen önce de Trabzonspor, Trabzonspor taraftarıyım. Daha önce de bu Volkan Demirel'in Soma'daki Göcük'te kazada ölenlerin bütün ailelerinin banka paralarını, borçlarını ödediği ortaya çıktı. Ya insan olarak eskiden nefret ediyordum onda. Bir holigan kafasıyla bakıyordum. Öyle bir antipatik tarafı var. Ama şimdi bana göre dört dörtlük bir insan. Sağda kim bir döverse dövsün. Kimseyi futbol bu. Ya esprist anlamında söylüyorum. Çünkü adrenalin yükseliyor orada. Biraz agresif bir futbolcudur Volkan. Evet. Ben Fenerbahçeli olmama rağmen söylüyorum. Ama yani şey anlatmaya çalışıyorum. Evet. Futbolun bu tarafları güzel. Bunu seviyorum. Evet. Bravo. Bir ben de benim için Fenerbahçeli oldum. Ben Fenerbahçeli olduğum için sarı lacivert giydin sanmıştım. Yine beni sallamamışsın yani. biz sporun barış, kardeşlik ve sevgiden olan taraf kısmını seviyoruz. Tüm taraftarları ve takımları da çok seviyoruz. Kimseye özel bir husumetimiz yok ama bu gözü kör işte holiganlık da Ece Erken'in de dediği gibi başka bir noktaya götürüyor galiba. Ki ilerleyen dakikalarda da evet, hepimizin tek tek açıklaması olacak bu konuyla ilgili. Bütün Ahmet Spor taraftarlarını da buradan dikkatli izlemesi gerektiğine inanıyorum. Saygılar iletiyorum. Evet. Bazıları saygısızlık yapsa da biz yine büyüklük ederiz. Hamınıza cevap vereceğiz. Bunu bilin. Hamınıza cevap vereceğiz. Evet. Tüm Azerbaycan'a selamlar olsun. Evet, selam olsun. Efendim,